Şimdi sorumuza gelecek olursak arkadaşlar, AB'nin 5 tane A olduğunu biliyoruz. AB'nin yani şuranın tamamının AO'nun şuranın 5 katına eşit olduğunu biliyoruz. Ben şimdi AO'ya eğer 2A dersem şu uzunluğa da o zaman 5 katı 10A demem gerekiyor. Neden 10A dedim arkadaşlar? Çünkü bu 6 tepe noktası olduğuna göre şurası, değil mi? O zaman 2 eş parçaya bölecektir. Yani 2'ye rahat bölünebilsin diye 10A dedim ben buraya. O zaman anlıyorum ki burası 10A ise ve simetri merkezimizde yani tepeden geçen şu doğrudan burayı 5A 5A bölecekse şuraya 3A şuraya 5A kalacaktır. Bakın 3A'nın biz 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu nereden biliyoruz buranın? Tepe noktasının apsisine 6 demiş ya, orijinden 6 birim ilerlemişiz. Demek ki 3A 6 ise arkadaşlar A dediğim şey 2'ymiş. Eğer A 2 ise orijinden 2A yani 4 birim sola gittiğim için şu noktanın koordinatları eksi 4'e 0 olacaktır. Orijinden 8A birim sağa gittiğim için de 8'i 2 ile çarparsam şu noktanın koordinatları 16'ya 0 olacaktır. B noktasının apsisi buradan C'ye. Biraz önce ifade etmiştik. Bir denklemi çarpanlarınızda bulduğunuz kökler onun x eksenini kestiği noktalardı. Hadi bunu çarpanlara ayıralım. Sıfırlayan değerleri bulacağız. Çünkü dikkat edin, x ekseni kestiğimiz noktalar y'nin sıfırına karşılık gelen noktalar. Yani bu fonksiyonun sonucunu sıfır yapan değerleri bulacağız. Eksi 5, eksi 1 dersek x buradan 5 ve x buradan 1 yapacaktır. Kökler 1 ve 5 olacak bir kere grafiğimizin. Bakıyorum bunda yok, bu var, bu var, bunda yok ve bunda yok. İkincisi de arkadaşlar y ekseni kesit noktayı bulmamız lazım. Y ekseni kesit nokta bir parabolün her zaman sondaki sayıdır. Neden? Çünkü bir fonksiyonun x eksenini kestiği nokta sonucu 0 yaparken y eksenini kestiği noktada x'ine 0 verince bulunan şeydir. X'ine 0 verince bakın bunlar yok oluyor. Sondaki sabit terim kalıyor. Y ekseni de 5'te kesmiş olmalı. Yani cevabımız C olacak. Burada parabolümüz x ekseninde teğet etmiş arkadaşlar. Yani grafik şöyle bir şeymiş. Tam olmasa da sembolik olarak böyle çiziyorum. Bu şu anlama geliyor. Parabol x ekseninde teğet etse x eksenini tek noktada kesmiş. Yani tek noktada kesiyorsa aslında x eksenini kesmesi gereken x1 ve x kökleri birbirine eşit anlamına gelir. Bu da delta'nın sıfır olduğunu hatırlatır bize. O zaman hadi delta'ya bakalım. Neydi delta? B kare eksi 4 ac'ydi. 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 2 eşittir 0 mı olmalı? Buradan 25 eksi 4m artı 8 eşittir 0 olacak. Bakıyorum 33 eşittir 4m'den cevabımız zaten olacaktır. Burada ise parabolümüzün arkadaşlar tepe noktasının y ekseni üzerine olduğunu söylemiş. Yani böyle bir koordinat düzeni çizersek tepe noktamızın y ekseni üzerinde olduğunu biliyoruz ya. Tepe noktamızın koordinatları r ve k değil miydi, hatırlayın. R'yi biz arkadaşlar eksi b bölü 2a formülle buluyorduk. Bu nokta dikkat edin tepe noktası y ekseninin üzerinde ise bunun apsisi sıfırdır. Yani r'nin kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Neden? Çünkü hangi eksen üzerindeysek diğer bileşen sıfır yapıyordu. Ben formülden eksi b bölü 2a'yı hesaplayıp sıfır eşitlemeliyim. Eksi b dediğimiz ortadaki terim, eksi terimin katsayısı bölü 2 tane a dediğimizde m, değil mi? Bu ifadenin sonucunun sıfır olması gerekiyor. Buradan anlıyorum ki m kare eşittir 4 olmalı. M eşittir artı eksi 2 olmalı. Şimdi m artı 2 mi eksi 2 mi? Hangisini kullanmalıyım? Şimdi bakıyorum parabolün kolları yukarı doğru olduğuna göre baş katsayı pozitif olmalı. Baş katsayımız m olduğu için m'nin sıfırdan büyük olduğu durumu tercih edeceğiz. Yani m 2 olacak. Hadi 2'yi yerine yazalım. Denklemin son halini görelim. O zaman denklemimiz bakın şuraya dönüştü. 2x kare 2'nin karesi 4 eksi 4'ten zaten 0 yaptı. Burası gitti. Artı 2 artı ne? Artık parabolümüz bu hale geldi. Bu parabolün alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar bir parabolün alabileceği en küçük değer onun tepe noktasıdır. Neden? Bakın sonuçta kollar yukarı doğru gittiği için bunun alacağı değerler buradan sonsuza kadardır. Değil mi? En az ne almış demek ki? Tepe noktasındaki değer almış. Tepe noktasındaki değer de y ekseni kestiği noktadır. Değil mi? Y ekseni kestiği noktada bu soru için konuşuyorum. Y ekseni kestiği noktada zaten 12'miş sorunu vermiş. O da zaten sabit terimde bulunmuyor muydu? Demek ki 2 artı n 12 ise n buradan 10 yapacaktır. Şimdi parabolün grafiğini önce bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Çarpanları ayırabilecek miyim bakıyorum. 9 ama çarpanları ayrılmıyor değil mi? O zaman deltasına bakmak istiyorum. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. 16 eksi 4 çarpı 9'dan deltamız ne yaptı? Eksi 20 yaptı. Delta küçük sıfırsa anlıyoruz ki bunun reel kökü yok. Reel kökün olmaması demek arkadaşlar x eksenini kesmediği anlamına geliyor, değil mi? Zaten x'e 0 verirsek kollar yukarı doğru ya, y ekseni 9'da kesen ve kollar yukarı doğru giden bir denklem. Bir de bunun tepe noktasını bulalım. R eşittir eksi b bölü 2a ile bulunmuyor muydu? B dediğimiz arkadaşlar eksi 4 formülden gelen eksiyle artıya döndü. Buradan tepe noktası da 2 değilmiş. 2'yi yerine koyarsam k'yı da bulabilirim.
fonksiyonda 2'yi yerine koyacağım abscisi ki hangiye karşılık geldiğini bulayım. Parabolün grafiğini çizmeye çalışıyorum olayı anlamak için. 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı 9'dan 5 mi yaptı? Tepe noktamızın abscisi de 5'miş. Demek ki x eksenini kesmeyen ama şu şekilde y ekseni 9'da kesen ve 2'ye 5 noktasında tepe yapan bir parabolden bahsediyoruz. Bu bizim işte fx fonksiyonumuzun grafiği oldu arkadaşlar şimdi. Şimdi bu fonksiyon örten olduğuna göre b kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz x'e 0 ile 7 arasında değerler vereceğiz. 0 burası arkadaşlar, 7 de burası, doğru mu? Şimdi 0 ile 7 arasında değerler verdiğimize göre en az zaten bu 5 değerini alabiliyor. Fonksiyon 5'in altındaki değerleri hiçbir zaman alamıyor gördüğünüz gibi. Bir kere fonksiyon değerleri 5'ten başlayacak. Yani şunlar bir kere ne olacak? Gidecek. 5'ten nereye kadar gidecek? 0 verince kaça gitmiş? 9'a. 7 verince kaça gitmiş? Hadi deneyelim. F7'yi de bulalım. 7'nin karesi 49 eksi 28 değil mi? 49 eksi 28 artı 9. Buradan 9, 9 daha ne yaptı? 58, 28 çıkarınca 30 kaldı. Demek ki 7'de de 30'a gitmiş. Demek ki bu grafik ne yapmış arkadaşlar? En az 5 değerini almış. En yüksek de 30'a kadar çıkmış. Demek ki 5 ile 30 arasındaki değerler almış. Yani cevabımız denizde. Şimdi burada parabol denklemini yazmamız gerekiyor. Parabol biliyorsunuz x eksenini kestiği noktaya ya da tepe noktasına göre yazılabilir. Hatırlatalım. Y eşittir a çarpı x eksenini kestiği noktaları biliyorsak eğer... Bu şekilde. Eğer tepe noktasını biliyorsak a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Burada r ve k biliyorsunuz tepe noktasının apsi ve ordinatı. Bu soruda tepe noktasını bilmiyorum. Bakın hiç bahsetmemiş ondan. Dolayısıyla bunu tercih etmeyeceğim. Ama eksenleri kestiği noktaları biliyorum bakın. O zaman ne yapıyorum? Y eşittir diyorum. Başka bir ifade fx de diyebilirsiniz. Y ile fx aynı şey biliyorsunuz. A çarpı x eksi x1. X1 dediğimiz birinci kök. Yani eksi 7. O da artı 7'ye dönüşecektir formülden gelen eksiyle. Sonra x eksi ikinci kök, o da 1 zaten. Şimdi burada fonksiyon tam anlamıyla oluşmadı. Bir de a'yı bulmamız gerekiyor. A'yı bulmak için de bize mutlaka yardımcı bir nokta vermiştir. Bakın şu nokta, bu noktanın koordinatları 0, eksi 2. Bu fonksiyonun üzerinde. Yani onu sağlaması lazım. X eksenine 0 verince sonuç eksi 2 yapmalı. X eksenine 0 verince böyle. Burası da yapınca eksi 1. O zaman gördüğünüz gibi a burada ne yaptı? 2 bölü 7. O zaman fonksiyonumuzun son hali artık neymiş demek ki arkadaşlar? 2 bölü 7 parantezinde x artı 7 çarpı x eksi 1. Şimdi fonksiyon oluştuğuna göre artık f4'ü çok rahat bulabiliriz. Hadi x gördüğümüz her yere 4 yazalım. 2 bölü 7 çarpı 4, 7 daha 11 çarpı 4, 1 çıkınca 3. O da ne yaptı arkadaşlar? 66 bölü 7 yaptı. Yani cevabımız Edirne. Bu defa da tepe noktasına göre bir formül kullanacağız arkadaşlar. Çünkü tepe noktasını biliyoruz fonksiyonun. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k dediğimi düşünün. R dediğimiz arkadaşlar burada tepe noktasının apsisi 3. Yani fx diye de düşünebilirsiniz bu fonksiyonu. A çarpı x eksi eksi 3'ten dolayı x artı 3'ün karesine dönecek. Artı k dediğimizde arkadaşlar tepe noktasının ordinatı, yani 9 bu soru için. Şimdi yine a'yı bulmamız gerekiyor. A'yı bulmak için arkadaşlar şuradaki noktanın bize yardımcı olması gerekiyor. Yani x'in 2 yazdığında sonuç eksi 3 çıkmalı. X'in 2 yazınca 5'in karesinden 25 artı 9 oldu. Buradan karşıya atınca ne olmuş oldu arkadaşlar? Eksi 12 eşittir 25a. Yani a'yı buradan eksi 12 bölü 25 bulduk. Yani fx fonksiyonumuzun son hali arkadaşlar eksi 12 bölü 25 parantezinde x artı 3'ün karesi artı 9. Şimdi adam bana f0 değerini soruyor. X'in 0 koyacağım yani. X'in 0 koyarsa cevabımız arkadaşlar 117 bölü 25'ten Ceyhan yapacaktır. Burada da yine tepe noktasının arkadaşlar eksi b bölü 2a'dan geldiğini bir görelim. R'ye kaydı ya koordinatlarımız. R'yi hatırlayın eksi b bölü 2a ile buluyorduk. B dediğimiz arkadaşlar 6 eksi geliyor formülden eksi 6. Böyle a dediğimiz de 2 idi. Formülden gelen 2 ile birlikte 4. Yani tepe noktamızın apsi eksi 3 bölü 2 yapıyor. Anlıyoruz ki şu noktanın eksi 3 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktanın eksi 3 bölü 2 ne olması demek arkadaşlar? Şu uzunluğun 3 bölü 2 birim olması demek. Yani eksi orijinin sonuna doğru ilerlediğimizi anlatıyor bize. 3 bölü 2 birim. Sonra bir de zaten başka bir oran varmış bize. Ne demiş? OA, BO falan demiş. Yani ben oradan OA'yı arkadaşlar 5K dersem BO'ya da 2K diyebilir miyim? Çapraz değer bölüm orantı konusunu hatırlayalım. OA 5K ise eğer şurası.
BO da arkadaşlar 2K ise bunların toplamı 7K yapacak. Ama 7K 2'ye bölünmüyor rahat. O zaman ben bunları ikişer katını alayım. 10K'ya 4K diyeyim. Daha rahat olsun. 10K'ya 4K. O zaman toplam uzunluk bakın 14K yaptı. Demek ki her bir birim 7K yapmalıymış. Yani şuranın 7K, değil mi? Şuranın da 7K olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burası 4K ise zaten şuraya 3K kalıyor. Yani 3K arkadaşlar 3 bölü 2'ymiş. Buradan anlıyoruz ki K 1 bölü 2'ymiş. K 1 bölü 2 ise B noktasına gelene kadar biz 4K ilerlemişiz. Yani 4 çarpı 1 bölü 2'den 2. Demek ki B noktasının koordinatları arkadaşlar 2'ye 0'mış. B noktası fonksiyon üzerinde bir nokta olduğuna göre yerini yazdığında onu sağlamak zorunda değil mi? Yani f2'nin 0 olması gerekiyor. O zaman x yerine 2 yazınca 2'nin karesi 4, 2 daha 8 artı 12 artı m artı 8 eşittir 0 olmalı. Buradan anlıyorum ki arkadaşlar m eşittir eksi 28. Bir parabolle bir doğrunun kesişimi bizim için önemli arkadaşlar. Özellikle türev integralde bunu çok kullanıyoruz. Bakın bir parabolümüz var, bir de doğrumuz var. Bunlar kesiştiği zaman arkadaşlar ortak noktalar oluşur. Bu ortak noktaları bulmak için de bunları ortak çözmeliyiz. Yani biz x kare eksi 5x artı 2'yi eşittir 2x eksi 4 diyebiliriz. Neden ortak çözüyoruz? Çünkü bu noktadaki y ile bu noktadaki y aynı olmalı. O zaman y'leri birbirine eşitlemek demek aslında karşısındaki x'li değerlerin de birbirine eşit olması demek değil mi? Hepsini sol tarafa atarsak artı 6 eşittir 0. Bunun çarpanları eksi 6 eksi 1 xx. Bakın bunu sembolik olarak çiziyorum grafiği rastgele. Yani gerçekten koordinat üzerinde orantılı ölçülü bir çizim değil o. Demek ki kesim noktalarımızın apsisleri 1'e 6'ymış. İki noktaları kesiyorlar. Onun için iki tane x bulduk. Şimdi bunu ister doğruda ister parabolde yerine yazabilirsiniz. Neden? Çünkü bu nokta ortak nokta, her ikisini sağlıyor. Ben tabii kolaylık olsun diye doğruyu tercih edeceğim. Burada x yerine 6 koyarsam 6 kere 2 12 eksi 4'ten 12 yapar. Pardon, 12 eksi 4'ten 8 yapar. 1'i yerine koyarsam 2 eksi 4'ten burası da eksi 2 yapar. Kesim noktalarımızın apsisleri eksi 2 ve 8'dir ve toplamları 6 yapacaktır. Evet, bu tarz grafik sorularında da önce sanki eşitsizlik yokmuş gibi, eşitlik varmış gibi parabolleri bir çizelim. Yani grafikleri bir çizelim. Önce y eşittir arkadaşlar x kare eksi 1'in grafiğini çizeceğim. Diyorum ki bunun çarpanlarıysak eksi 1 ve artı 1 kökler. Yani x ekseni eksi 1'de ve artı 1'de kesmiş. Baş katsayı pozitif olacak, kollar yukarı doğru. Tepe noktası eksi b bölü 2a'dan 0'da ve x'e 0 ile c'ye eksi 1. Y ekseni de eksi 1'de kesmiş. Yani şöyle bir parabolümüz var burada. Sonra bu parabolde arkadaşlar bir de doğruyu da çizelim. Doğru da bunun tabii büyük eşittir diyor. Y'ye bakıyoruz her zaman. Y önemli arkadaşlar. Şimdi eşitlik varmış gibi denklenmiş gibi çözdük ama büyük eşittir dediği için y'nin büyük olduğu tarafı almalıyım. Y arkadaşlar burası olduğu için y ekseninin büyük tarafı hep yukarı taraftır. Yani bu parabolün iç kısmını aslında taramamız gerekiyor. Doğru mu? Burası taralı olacak. Hadi bir de doğruyu çizelim maviyle. Sanki yine burada arkadaşlar eşitlik varmış gibi çizeceğim önce. Sonra eşitsizliği değerlendireceğim. Şimdi x'i 0 versem y eksi 1 buradan geçiyor. Y'yi 0 versem x 1 buradan geçiyor. Yani doğrumuz da böyle bir doğru. Fakat burada da y küçük tarafta. Bakın y'nin pozitif olması çok önemli. Y pozitif tarafta pozitifken büyük taraftaysa üstünü, küçük taraftaysa altını tarıyoruz. Bunun da altını taramam gerekiyor. Çünkü y burada küçük tarafta. Şimdi ortak çözüm demek ikisinin kesiştiği nokta değil mi? Bakın ikisinin kesiştiği yer sadece burasıdır. O da hangi şıkta var bakıyorum arkadaşlar. C yanında var. Evet, parabol 2'de buluşmak üzere.